Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü Call of Duty Warzone videomuzda 3. hafta intihar görevlerini yapacağız. Hatırlarsınız 2. haftada bir treni takip ediyorduk, kovalıyorduk. En sonunda bir tren istasyonunda bu tren saatlerini yazdığı yer vardı ya. Orada kalmıştık, hatta Rusça yazıyordu. Yorumlardan bir tane abone yardımcı olup çevirmişti de 7.30'daki trenin geciktiğini söylemişti. Eğer bunları hatırlamıyorsanız ya da daha önce hiç intihar görevi yapmadıysanız da aşağıya açıklamaya video linklerini bırakıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz, oradan bakabilirsiniz. Hadi gelin şimdi de 3. haftaya başlayalım. Teker teker tüm görevlerimizi yapalım. Bu haftaki görevimizin ismi Kayıp Kargo. Adından da belli olacağı üzere bir kargoyu takip edeceğiz. İlk görevimizde ise her zamanki gibi Ghost'un gönderdiği mesajı inceleyerek başlıyoruz. X'e basarak görev detayına baktığımızda tren istasyonunun çatısını gösteriyor. Bunun için haritada işaretlediğim noktaya, yani tren istasyonunun çatısına, fakat en yüksek olan yerine inmemiz gerekiyor. İndiğiniz zaman ise ilk intel'i direkten alabiliyorsunuz. Aldığımız intel ise bizi ikinci ipucuna yönlendiriyor. Diyor ki kargo liman girişine ulaşmış olabilir. Görev detayında karşımıza küçük bir not geliyor. 19.30 treni raydan çıkmış, kargo kayıp, liman girişlerini kontrol et. Kontrole de vinçlerden başlıyor. Öyleyse limanda bulunan vinçlere gitmemiz gerekiyor. Bunun içinse tam olarak en alttan ikinci vinçe gittiğinizde en üste tırmanın. Bu kontrol odasına vardığınızda sağ taraftaki duvardan intel'i elde edebilirsiniz. Üçüncü görev ise diyor ki birisinin ortalığı temizlemesi için ödeme yapılmış. İlk de bastığımızda ise bir tomar para görüyoruz. Paranın üstünde de küçük bir not iliştirilmiş. Storage bilmem kaç diye bir adres var. Bu bize hangi konteyner olduğunu gösteriyor. Ayrıca kağıttaki logoya da dikkat ederseniz Zakayev'e ait olduğunu görebilirsiniz. Üçüncü görevi tamamlamak için ise limandaki bu konteynerin arasına gitmeniz ve oradaki taş çemberden intel'i almanız gerekiyor. Sonraki görevimizde ise limanda bir teftiş olduğunu söylüyor. Görevin detayına baktığımızda da 18 Aralık 2019 saat 9'da gerçekleştiğini görebiliriz. Bu sefer de yine limana gidiyoruz. Limandaki en büyük bina var ya, oradaki en sol tarafından hangar gibi giriş olan yerden içeri girin. Ardından sondaki bulunan odadaki bilgisayardan intel'i alabilirsiniz. Beşinci göreve baktığımızda da kargonun VHP alanına, yani World Humanitarian Project, Dünya İnsani Yardım Projesi alanına yönlendirildiğini görüyoruz. Ben Dünya İnsani Yardım diye çevirdim ama daha uygun bir çevirisi varsa yoruma da yazın arkadaşlar. Hatalı devam etmeyeyim. X'e basarak ipucuna baktığımızda da kargonun manifestosuna ulaşıyoruz. Destination kısmında stadyumun kuzey doğusuna gönderildiğini görebiliriz. Bu intel'i almak içinse stadyumun üstünde çadırlı bölge var ya, oradaki binanın üst katına gitmemiz gerekiyor. Üst kata ulaştığımızda da binanın sonunda yıkılmış dolaba basarak 5. görevi tamamlayabilirsiniz. Bu haftaki son görevde de diyor ki Mara limandaki saldırıdan sonra bilgi vermiş. Detaylı baktığımızda da Mara'nın sunduğu rapora ulaşıyoruz. Raporda ise özetle şunlar yazıyor. Konteynerin alınacağı noktaya ulaştığımızda çoktan gitmişti. Birileri bizden önce davranmış. Bölgeye vardıktan kısa bir süre sonra Lieutenant Davidson yakını düşman olduğunu söylemiş ve ardından ortalık cehenneme dönmüş. Baştaki saldırıda verilen birkaç kayıptan sonra takımıma geri çekilmelerini söyledim. Ardından düşman tarafından takip edildik. Bu süre boyunca takımdan 6 kişiyi kaybettim. Biliyorum eski yaralar hiç iyileşmedi ama bunlar tazeydi. Coalition ve Allegiance kendileri için savaşıyorlar. Nasıl bu hale geldi? Artık Sadaket sadece yanındaki operatör var. O da şayet yanında biri varsa diye baya bir yakınmış Mara. Sunduğu raporun sonunda da bir not belirtilmiş. Davidson havalimanının saldırısında elde edilmiş UAV'yi tamir ediyormuş. Onu da birilerinin alması gerekiyormuş. Burada bahsedilen o kişinin canlı hali değil, ölü hali. Çünkü parantez içinde KIA yazıyor. Tam açılımını bilmiyorum ama Turing'de yazana göre askeri terimde ölmüş kişiye deniliyormuş. Bu arada açılımını da biliyorsanız onu da yoruma yazın, onu da öğrenmiş olalım. Peki 3. haftayı da bitirdik. Bir sonraki haftada neler olacak? Biliyorsunuz arkadaşlar bu tren muhabbeti geldi ama oyunda mutlaka fark etmişsinizdir. Tren yolları eklendi, yeni tünellere eklendi ve daha önce yaptığımız intihar görevlerinden de biliyoruz ki bu trenlerde nükleer başlıklar, nükleer ekipmanlar taşınıyor. Bu haftaki görevde de stadyuma doğru bir kayma var. Hani stadyumun üstüne doğru taşındı. Acaba stadyum mu açılacak
Ya da Uzbekistan'a doğru yeni bir görevler mi yapacağız? Ne yapacağız? Tahminleriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı çekinmeyin. Videoda beğendiyseniz yine aşağıda beğeni tıklayarak bunu gösterebilir ve her gün ürettiğim içeriklerin de devam edebilmesi için aşağıdan abone olmaya tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Hem bu sayede siz de videoları aksatmadan seyredebilirsiniz. Öyleyse bir sonraki Intel görevinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.